Merhaba arkadaşlar, ben Yasin Şafak. Bugün yine bir banyo aydınlatma videosunda tekrar var. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor ve hemen gelip örneğimize bakalım. Bugünkü örneğimiz Cass Vanity. Cass diye mi okunuyor, ses diye mi okunuyor, artık nasıl bir telaffuzu varsa orasını bilmiyorum. Artık tasarımcısına danışmak lazım bu konuda. Bizi daha çok modellemesi ilgilendiriliyor ve nasıl başlayacağız, nasıl ilerleyecek, ölçüler nedir? Bunların hepsini size açıklamalarda paylaşıyorum. 24 inçlik bir genişliğimiz var. Bu da 61 santim kadar bir genişliğe tekabül edecek. Hemen front ekranı Alt W yardımıyla büyütüyorum. Bir plane çiziyorum. F3, F4 dedim. Buradaki segmentlerimi sıfırladım sağ tuşla. 200 çözünürlüğüm neydi? 290'a 911 gibi bir ölçüm var. Hemen geldim. Resmimi bunun üstüne attım. Enini hatırlarsanız arkadaşlar 61 santim kadar bir genişliği olacaktı. O yüzden burayı 61'e düşürdüm. Ve sonra bunu yakaladım. Quick Align dedim, buna seçtim. Böyle bunu seçtim. Ve sonrasında şöyle bir genişlikte objemi aldım. Arkadaki şu plane'i silebilirim. Artık bunu da ölçeklendirdiğimize göre. 1,5 ya da 1,75 gibi bir profil kalınlığı vererek çarpı şeklinde bir form yaratacağız. Ve bunların karşı tarafı bridge'lenebilir segmentlarını da yaratacağız. Ortalamam, yani şuradan şurayı ölçüyorum arkadaşlar. 8,5 santim kadar bir pay yaratılıyor. Yani ben buraya gelip 8,5'a 8,5 bir kare çizsem ve ardından Eightable Poly'e girsem. Eightable Poly'e girmeden önce birer segman atabilirim. Bu benim işime yarayacaktır. Şimdi Eightable Poly'e girdim ve segmanları seçtim. Buradaki iki segmanı seçip Extrude'a girdim. Üstteki özelliği sıfırladım. Alttaki özelliği 0,75 olarak ayarladım. Gayet güzel. Bunu yaptım. Tabii şimdi buralardan da bridge yapılabilecek payları yaratmam lazım. O yüzden şuradan bir tane connect atıyorum. Bu connect'i Y yönünde düzleyebilirim ve ardından Alt F3 yardımıyla buraya aldım. Eksi 1, pardon, çok özür dilerim. Y'de eksi 1,5 geri aldım. Aynı şekilde bunu yaptım. Bu sefer X'te ütüleme yapıyorum. Buradan kapattım. X'te eksi 1,5 geri aldım. Aynı şekilde burada connect yine Y'de, burada 1,5 yazacağım. Buradan da bir tane connect yine Y'de, pardon, X'te. Buradan da sağa doğru 1,5 gidiverdim. Ve şimdi bana fazlalık olacak kısımları iptal edeyim. Aslında modelin en fazla detay ayrıldığı kısım da burası. Bunu da yapmış bulunduk. Hemen bunu 45 derece döndürüyorum ve çarpımı elde ettim. Bunu 90 derece sağa çeviriyorum. Shell komutu sayesinde 1,5 kalınlık almasını sağlıyorum. Total modelin uzunluğu 61 santimdi. 61 santimden 1,5'u çıkardım. 59,5 extrude verirsem direkt yarısını bulacağım. Yani bunları extrude'layalım. 59,5. Gayet güzel. Aa, pardon, çok özür dilerim. 59,5, bunun da yarısını almam lazım. Hatta şöyle diyelim. 61'den 3 çıktı. Bölü 2 diyeceğim. 29 extrude alacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. 29 extrude aldı. Gayet güzel ve buradaki yüzeyleri sildim. Ağırlık merkezine tuttum. Bu tarafa getirdim. Sonrasında Smeti modifierini kullanıyorum. Ve Z yönde direkt öbür tarafta çıkıverdi bana.
Şu gridi kapatalım. Eightball Poly dedim. Çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Buradaki segmanları halihazırda seçmek için şu taktiği kullandım ve Ctrl Backspace'le bunları uçurdum. Yani ortada herhangi bir kaynak alanı kalmadı. Gayet güzel. Şimdi modelimizi çok güzel chamferlayabiliriz. Şuradan chamfer komutunu çalıştırdım. Hemen bunu sıfırladım. Ve sonrasında hoppa 0,15 gibi bir ölçü kullandım. Benim modelim biraz daha polisajlı bir şeye benzedi. Dönüşlerim bu arada uniform değil de radial yapabilirim. Bu da daha tatlı bir dönüş sağlayacaktır size. Daha güzel de bir görsel sağlayacaktır aynı zamanda. 0,15 mi? 0,05 mi? Yani 0,05 daha bir tatlı geldi gözüme. Smooth entire objective, smooth chamfer sonlu diyeceğim. Bunu unutmuyoruz. From smoothing kısmına da unsmooth edges diyeceğim. Gereksiz yerlere smooth atmaya veya fillet atmaya çalışmasın. Editable poly dedim ve objemi yedirdim. Artık yanan kısımlarına gelelim. Şu. Ve aynı zamanda bu. Bir de aşağıya doğru bunlar. Ve bunlar. Inset dedim. Sağ tuşla iptal ettim. Şu kadar içeri geliyorum. Bevel dedim. Aksine yukarı gitmekten ziyade aşağıya doğru gideceğini söyledim ve daralmanın da olması gerektiğini belirttim. Hatta bu daralmayı biraz daha dik tutabiliriz. Okey dedim. İşlerim bitti. Buradaki kısmı aydınlatma olarak işaretleyebilme adına detach diyorum. Gerisi gövde olacak. Bu ikisini grup yapalım. Sonra da gelelim buraya bir tane box çizelim. Bunun bir tane kare olacağını varsayarsak arkadaşlar 12 santim 12 santim ve 1,5 santim de kalınlığı olacak. Tabii ki bundaki gibi yani diğer modeldeki gibi bunda da chamfer detayları olacak. 0,15 2 segmanlı smooth chamfer sonlu unsmooth edges objemi de editable poly'ye çevirdim. Referans resimlerine baktığınızda aslında kasanın içini deldiğini görüyorsunuz. O yüzden bu modelinizi, bu grubunuzu buna tıklayıp buraya yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra şöyle bir şekilde işlemi tamamlıyorum. Artık şuradaki referans resmini silebiliriz. Kolay bir model oldu. Ama çok kullanılan bir model haline de gelebilir. Gayet güzel ışık vereceğini de düşünüyorum zaten. Shortlardan ve aynı zamanda reel'lardan nasıl render alınacağını da göreceksiniz. Tekrar ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Referans resimleri YouTube'un açıklamalarından bulabilirsiniz. Özel ders ve sınıf dersleri için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kaplama dersleri için yine bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Ama bu modellerin kaplamalarını sanırım yakın zaman içinde YouTube üzerinden ücretli üyelik olarak satmayı düşünüyorum. Eğer ilgilenirseniz oradan da satın alabilirsiniz. Videonun yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Devam eden ve sürekli çekilmesi, yenisi eklenen videolara takipte olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.